Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyin olmasını dilerse ona sadece ol der, o da hemen oluverir ayetinin açılımını anlatmaya çalışacağım. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçer. Bakara suresi 117, En'am suresi 73, Nahl suresi 40, Yasin suresi 82. ayetlerde geçer. Peki bu ayetin anlamı nedir? Peki Allah bize bu ayette neyi anlatmak istiyor? Ben bir şeyin olmasını istersem hemen pat diye olur mu demek istiyor? Yoksa sünnetullah diye bir şey vardır demek mi istiyor? Allah yaratılışa kanun koymuştur. Yani bir süreç vardır her şeyde. Allah evreni ve dünyayı yaratırken buna bir süreç koymuştur. Dünyayı yaratırken 6 günde yaratıldığından bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Kaf suresi 38. ayette Allah şöyle buyurur. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da bir yorgunluk çekmedik der. Kur'an-ı Kerim'de dünyanın yaratılışıyla alakalı başka ayetler de vardır. Karaların yaratılması, denizin yaratılması, suların yaratılması, dünyada canlılığın olmasıyla alakalı ayetler de vardır. Yani Allah yaratılışa da bir kanun koymuştur. Buna da sünnetullah denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah insanın nasıl yaratıldığını, anne karnında nasıl geliştiğini bütün evreleriyle anlatır. Kur'an-ı Kerim'de günlerin, ayların, yılların, mevsimlerin nasıl oluştuğunu Allah tek tek anlatır. Gezegenlerin ve güneşin birbiri etrafında nasıl döndüğünü, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Yani Allah yaratılışın tamamına süreç koymuştur. Şöyle düşünelim, hemen pat diye akşam, pat diye sabah oluyor mu? Mevsimlerin değişmesini düşünelim, hemen pat diye bahara, ondan pat diye yaza, pat diye kışa geçilmiyor. Günlere yayılmış, mevsim ılıyor, soğuyor, değişerek, dönerek. Bunlar da süreci tamamlıyor. Şöyle düşünelim, yazdan hemen kışa geçseydik nasıl olurdu? Veya bahardan sonbahara pat diye geçseydik nasıl olurdu? İşte sünnetullah dediğimiz Allah'ın yaratılışa koyduğu kanun böyledir. Yağmuru düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de yağmurun nasıl oluştuğunu bütün evreleriyle anlatır Allah. Önce rüzgarın esmesi, bulutların yoğunlaşması, birbiriyle çarpışmasını hepsini Kur'an ayetleri anlatır. Yani yağmur hemen pat diye yağmaz. Onun oluşması için bir süreç vardır. Peki bir de insana bakalım. Anne karnındaki evrelerden bahsetmiştim. Peki insanlar cinsel ilişkiye girdiği zaman hemen pat diye çocuk olup hemen doğuveriyor mu? Peki insan hemen pat diye ergenliğe, oradan gençliğe, orta yaşa ve yaşlılığa hemen geliyor mu? Yani insanın yaratılışında da, yaşamında da süreçler vardır. Bu da sünnetullah'tır. Bu insanlarda da böyledir, hayvanlarda da böyledir, bitkilerde de böyledir. Hayvanların da yaşamı ve gelişimi hemen hemen insanlarla aynıdır. Hayvanlarla insanların arasında metabolizma farkı vardır. Hayvanların içinde 250-300 yıl yaşayan da vardır, 2 yıl yaşayan da vardır, 15 yıl yaşayan da vardır. Şimdi bir de bitkilere gelelim. Meyveler, sebzeler, çiçekler, ağaçlar bunların hepsinde süreç vardır. Şimdi mesela siz toprağa bir domates ektiniz, hemen ektiniz pat diye çıkıveriyor mu? Veya salatalık ektiniz pat diye çıkıveriyor mu? Ağaçlar birden pat diye çiçek açıp hemen pat diye meyve veriyor mu? Veya bir ağacın fidesini diktiğiniz zaman hemen pat diye kocaman bir ağaç oluveriyor mu? Yıllara hatta 10 yıllara yayılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kıyametten bahseder. Yani dünyanın da yaratılışında ve yok oluşunda bir süreç vardır. Bu da Allah'ın kanunudur. Yani sünnetullah'tır. Biz insan olarak da dünyada yaptığımız işlerde bile bir süreç vardır. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim mesleğim mobilyadır. Biz hemen suntalama alıp pat diye dolap haline getirmiyoruz. O belli süreçlerden geçiyor. Yani sözün özü yaratılışta kanun vardır. Buna da sünnetullah denir. Bu kanunu da Allah kendisi koymuştur. Biz bir şeyin olmasını dilersek ona sadece ol deriz. O da hemen oluverir ayetinin anlamı hemen pat diye olur demek değildir. Allah bir kanun koymuştur yaratılışa, evrenin tamamına
bir süreç koymuştur. Bunda da Allah'ın bir bildiği bir hikmeti vardır. Ortalıkta alim diye dolaşan birçok insan bu ol deyince hemen oluverir, pat diye olur diye lanse ediyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Yaratılışa bu kanunu koyan, süreci koyan Allah'tır. Allah'ın bir bildiği vardır. Tabii ki Allah istese pat diye de oluverir. Ama yaratılışa bir süreç koyan Allah'tır. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.